Atatürk herhangi bir adam değil. Mesela çok da bunalıma düşmüş şu manada Latife Hanım biraz fazla eziyet etmiş. Atatürk'e değil mi? Hasan Rıza Bey anlatırdı. Yani eşinin fevkaladeliğini unutuyor zaman zaman. Latife Hanım unutuyor. Latife Hanım Atatürk'ün... Herkesin yanında bağırıyor. Mustafa! Kadınlar da böyledir ama. Kadın... Hayır. Yani hele devlet... bir de böyle Ege'den Mege'den alırsan da hepten böyle. Devlet idare etmekten zor. Birisi dinliyor galiba. Dinlemiyor galiba. Öyledir. Devlet idare edemezsin. Tabii yani, tabii, zordur, tabii. Tabii çok zordur. Hele Latife Hanım gibi. Şimdi Latife Hanım döneminin çok aydın bir kadın. Aydın kadın tabii. 3-4 yabancı dil biliyor. Batı'da eğitim görmüş falan filan. Ama bir yandan da sert ve ters bir kadın yani. Of hem de nasıl. Sert mi yoksa çok genç kiminle evlendiğinin farkında mı değil? Farkında değil bence. Farkında değil. Eşinin fevkaladeliğini unutuyor. Yani avucunu almaya çalışıyor. Tabii. Onun için Mustafa Kemal bir erkek. Evet. Erkek o kadar. Ama Mustafa Kemal bu. Yani bütün kadınlar hayran. Herkes hayran. Peki Mustafa Kemal de niye gitmiş onu almış? Fikriye'ye aşıkken niye onunla evleniyor? Ah ah. Şemiye aşka meyleder pervane veş divanesi demiş. Değil mi? Pervane de ışığın etrafında uçar ve ışıkta yakar kendini. Hep öyle değil mi? Yani şey olarak. Şimdi... Erol abi Fikriye ile nikahı var mıdır Mustafa Kemal? Bence olması lazım. Değil mi? Evet. Ama... İmam nikahı. Kurtuluş Savaşı'ndan önce. İmam. Ama medeni nikah yoksa da. Medeni nikah yok. Tabii. Medeni nikah yok. Çünkü Fikriye Hanım'ın hazin bir şeyi var. Alınmaması mesela çok onur kırıcı. Ona tahammül edememiz zaten.